Evet. Hocam bir şey söyleyeceğim. İki tane söyle. Şimdi gözle yani eğer kılamıyorsa hastanedeyse aman hocam. Evet evet düşmem korkmayın. Gözle namaz nasıl kılınır diye sormuş. O gözle namaz dediğiniz zaman vatandaşlarımızı şaşırtırız biz. O gözle namaz, ayakta namaz, onların hepsi zaruret hallerinde belli zamanlar için ancak uygulanan şeylerdir. Peki zaruret halindeyse eğer gözle namaz nasıl kılınır? Yani savaştayken, savaşta mesela ayakta namaz kılmışlar savaşta hiç eğilmeden. Nasıl? İşte o nasıl yok öyle. Onu söyleyip de milletin kafasını bulandırmayalım. O savaşa ait bir şey. Tabii savaşa o bize lazım değil. Sordukları için. Amenna tamam onlar sorsunlar da ben de diyorum ki saygıdeğer seyircilerimiz bu tip şeylerin üzerinde durmasınlar. Bize lazım değil. Bana lazım olmayan ne yapacağım ben Allah aşkına? Camiye lazım değil. Camiye lazım değilse ne yapacaksın? Bize lazım değil evet. Peki. Peki hadi hocam. Hadi bismillah. Ben kaldırayım hemen. Hiç dursun size... mu? Anlamadım. Ayağı bir diyor ki gösterin. Gösterelim hadi söyle de gösterelim. İşte sordum hocam gerek yok dedi. Hayır oha göz yok. Yani göz işaretiyle namaz, o belli olmayan bir şeydir, onu tarif edemezsin acele. Yani gözünü aşağı indirerek, yukarı çıkararak filan. Şimdi ima ile namaz aynı şekilde. İma ile namaz aynı şekilde. Şöyle hafifçe eğilirsiniz, efendim hafifçe doğrulursunuz filan. Bunlar çok zaruret hallerindedir, zaruret halinde. Zaruret halinde kılınan şeyler olduğu için... Her şeyi anlatırsanız vatandaşın kafası bulanır. Ve vatandaş yarın onu tatbik etmeye kalkışır. Şimdi bak, yok, vaktin kimse, var mı? Var hocam. Var mı vaktin? Kimse, bak. Kimse böyle şimdi bir şey kimse yapmaz. Kızmasın, kimse darılmasın, kimse gücenmesin. Ben doğru bildiğini doğru söyleyen bir adamım. Bugün camilerimizde sandalye üzerinde namaz kılan insanlar var. Bunların her gün sayısı çoğalıyor. Bu insanların, içer şimdi o seccadeyi hadi. Bu insanların bak, yarıdan fazlası, ben öyle inanıyorum ki... Bu insanların yarıdan fazlasının o sandalyede kıldıkları namaz caiz değil. Niye caiz değil? Şöyle oturacaksınız. Şöyle oturacaksınız. Ayaklarınızı kıbleye doğru uzatacaksınız şöyle. Efendim Allahu Ekber diyeceksiniz. Rüküye eğileceksiniz hafif. Semiallahu lümen hamide diyeceksiniz. Allahu Ekber deyip eğilip bu şekilde yapacaksınız. Bu şekilde namaz kılmayı beceremiyor ise adam. Ağrısı var, sızıtı var, ameliyatı var. Yani eğilemiyorsa, oturamıyorsa, hareket edemiyorsa bu insan kalkar seccadede şeyde, sandalyede namaz kılar. Ama ben bakıyorum ya benim kadar şişman olmayan bir sürü adam var orada. Ha. Hocam siz maşallah şimdi, 70 yaşındasınız ama. Hacı Ali o sandalyeyi versene. Ha. Demin söyledik, geçen gün söyledik şimdi bak. Şu sandalyeyi koyduk. Dur ayaklarımı buna koyacağım. Sandalyeyi koyduk. Şu sandalyede namaz kılacağız. Sandalyede. Şimdi sandalyede iki türlü namaz kılarız. Bir, hiç kalkmadan doğrudan otururuz sandalyeye böyle veya böyle. Elimizi bağlar sandalyede rükû. Semiallahu lümen hamide. Allahu Ekber deyip biraz daha eğilerek secdemizi yaparız. Bu bir şekli. Bu tamamen... Hiç kendinde malik değil, azaları kendine itaat etmiyorsa bu. Ama her namazda şöyle kalkabiliyorsa, burada namaza başlarız. Elimizi bağlarız. Sübhaneke, ayetel, evzu besmele, elham, zamm-ı sure bittikten sonra Sübhane Rabbi, rüküye eğiliriz. Sübhane Rabbiyel azim, Sübhane Rabbiyel azim, Sübhane Rabbiyel azim. Semiallahu lümen hamide deriz. Ve ondan sonra otururuz. Şöyle hafif eğilir, Sübhane Rabbiyel Âlâ, Sübhane Rabbiyel Âlâ, Sübhane Rabbiyel Âlâ deriz. İki secdemizi yaparız. İki secdemiz bittikten sonra yeniden ayağa kalkma imkanımız varsa kalkarak bu namazımızı tamamlarız. Sadece bir rüknünü yapamamış oluruz. O da nedir? O da secde rüknüdür. Bak namazın içindekiler ilk tekbir, kıyam, kıraat, rükû, secde, son tahiyyat. Altı tane şartı var, altı şarttan beşini şu şekilde yerine getiriyoruz. Birini getiremiyoruz. Ama siz yine ayağa kalkıyorsunuz. Ayağa kalkamayanlar... İşte kalkamayanlar o zaman iki rüknünü iptal ediyorlar. İki rüknü. Yani secdeye kapanmıyor. Tabii ayakta duramıyor. Ayakta durmak farz. Onun için de namaz önemli bir ibadettir. Bir şey daha soracağım. Secde böyle mi serilir? Sandalyeniz böyle mi konulur? Sandalyede namaz kılıyorsanız önünüzde seccadede sermenize gerek yok. Hayır, yok. Gerek yok. Hayır. Gerek yok. Seccadeyi biz niye? Önümüz temiz değildir filan onun için de. Kırda namaz kılardı eskiden dedelerimiz, babalarımız. Tabii, canım, tabii hiç seccade filan da sermezlerdi. Toprağın üzerinde hem o güzeldir de toprağın üzerinde. Arabistan'da gittiğin zaman göreceksin.
Hemen şurada adam pismiş, temizmiş, hiç ona bakmaz. Hemen orada Allah-u Ekber der, eğilir doğrulur. O da ayrı bir sıkıntı. Ayrı bir sıkıntı. Ama eğer namaz kılıyor isek, peygamberin şu sözünü unutmayacağız. Kul öncelikle namazdan hesaba çekilecek. İlk hesabı namazdır. Namazdan hesabını düzgün verirse diğer hesapları kolaylaştırılacaktır. İfade aynen bu. Eğer namazdan hesabını düzgün vermezse öbür hesapları da çıkmaza girecektir diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Oyuncak sanmayın, ahlakı milli, ruhu millidir. Onun iflası en korkunç, ölüm mevti küllidir diyor. Bir şey soracağım ama vallahi korkuyorum. Niye korkuyorsun ya? Benden korkuyorsan tabii Allah'ım ya. Hayır, vereceğiniz cevaptan tedirgin oluyorum ondan ama. Şimdi mesela namaz kılan ama bütün yani beş vaktini yapamayan kişiler. Bazen şöyle düşünüyoruz. Hani ya yapacaksam tam yapayım. Böyle o, yarım o yanlış. Ha bu ya. Ha, tamam bu yanlış. Ha. Ne kadar kılabilirsin o kadar kar değil. Şimdi iki eliniz kanda da kanda olsa yemek yemeye, su içmeye, hele hele yazınsa meşrubat içmeye fırsat bulur musunuz? Bulursunuz değil mi? Heh. Öyleyse hiç ol... Ya tabii böyle dur, bakıyorsun. Dur, yanlış olan bu muymuş? Bir dakika. Tabii ki budur da ben şeyi söyleyeceksiniz sanırım. Hayır, geliyorum oraya. Yani sizin ne olursa olsun siz fırsatını buldunuz. Hayır hayır, ama ben kılınız. Yayılmadan yapamam biliyorsun. Eğer... Yayılayım ondan sonra geleyim. Dur bir dakika. Allah Allah. Ha. Efendim şimdi bunu yaparsınız değil mi? Ha, öyleyse beş vakit namazı kılmak için azami gayreti gösterirsiniz. Buna rağmen meşgaleden, trafikten, şundan, bundan. Akşam mesela ben çok zor yetiştim, bir yere gidecektim. Zor yetiştim buradan çıktığımda. Buna rağmen yetişemediniz de kılamadınız. Şimdi geldi, bunlar oturuyorlar Zahide Hanım'ın programında. Eve gidecekler akşam. İkindi namazını evde kılarız dediler. Burada kılamadılar. İkindi evde kılarız dediler. Trafiğe takıldılar. A babam de babam derken ikindi gitti. O da değil. Kaçırılmış namazlardan değil aslında sözüm. Eğer siz... İçinizden geçiyorsa, Allah-u Teala'yla o bütünlüğü kurmak istiyorsanız, hani beş vakit namaz kılmayan ama ara sıra namaz kılan insanlar. Ara sıra yemek yesin o zaman. Tamam, bir şey demedim. Şimdi yeni bir soru, istihare namazı. Bak biz laf ebesiyiz onun için. Tamam hocam, sizin karşınızda bak zaten. Bak ben seni anlıyorum. Bak ben vatandaşlarımızı gazeteci, da anlıyorum. Sunucu, televizyoncu, tabii. Hiçbiri boş karşınızda biliyorum. Vatandaşlarımızı da anlıyorum, vatandaşlarımızı da. Ama ben de bir şey söyleyeyim. Ben yani hocalar diyor ki kardeşim namaz çok önemli bir ibadet. Evet, bak çok evet, önemli bir ibadet. Tartışmasız. Şunu hep okuyoruz bizim. Ya, çekme dünyanın nazını. Kıl beş vakit namazını, yarın kılarım diyenlerin bugün kıldık namazını. Rükûye inmezse belin, vermeyi bilmezse elin, hakkı incitirse dilin, dilim vardır nasıl dersin? Müslümanlık güzellik, Müslümanlık kolaylık ama yaparsan. Peki, istihare namazı. Bir şey daha var ama onu söylersem yanlış değerlendirir. Tamam, saygı o zaman istihare namazı nasıl kılınır? Allah aşkına. Ve niçin kılınır? Bir bardak su içeyim. Ha içiş hocam tabii ki, kusurumuza bakmayın. Bazen çok soruyor. Yalnız hocanın her tarafından bir not çıkıyor. Her an. O kadar hazırlanıp çalışıp geliyor ki inanamazsınız. Şurada şimdi notlarınızı göstereyim. Şunu kaldıralım artık, bunun işi bitti. Tabii ki. İstihare namazı ne namazıdır? Hanım kızımız arıyor bir türlü koca bulamıyor. Nereden buraya? Beyefendi arıyor bir türlü kendine göre hanım bulamıyor. Birileri diyor ki ona ya bir istihare namazı kıldın mı? O ne diyor ya, o neyin nesi filan. Diyor ki bak işte şöyle yaparsan olur filan diyor. Peki, i̇stihare bizim... namazı ihtiyaç namazıdır. Ha, genel olarak söylüyorum. Yani ihtiyaç namazıdır. Birisi var hayatımızda. Biz bir iş kuracağız. Bir yerde bir iş yapacağız. Biriyle oğlumuzu evlendireceğiz, biriyle kızımızı evlendireceğiz, kendimiz evleneceğiz, çocuğumuzu bir yere göndereceğiz. Bu iş hayırlı mı değil mi? Yatsı namazından sonra iki rekat istihare namazı kılarız. Niyet ettim Allah rızası için istihare namazını kılmaya deriz. Normal sabah namazının sünneti gibi iki rekat kılarız. Bunu illa göstermeme gerek var mı? Sabah namazının yok, sünneti ama gibi. Aynı mıdır? Aynıdır. Sabah namazının yani tamam kılalım ya tamam. Tamam peki. Aynı hangi dua okunacak mesela? Bir de normal namazını
kılmayan da bunu, sadece bunu yapabilir mi? Zaten... Hocam kızacak şimdi bana. Yok, kızmıyorum sana canım. Namaz kılmayan da, zaten namaz... Şimdi bir adama hiç telefon etmezsin, hiç hatırını sormazsın, uğramazsın, gitmezsin, gelmezsin 10 sene, 15 sene. 15 sene sonra ihtiyacın olur adama. Hacı Ali'den 15 sene sonra işim düştü Hacı Ali'ye. Arıyorum, alo, nasılsın, iyi mi? Ya hocam, senin telefonun bu tarafa çalışıyor muydu? Ya kusura bakma işte, şöyle oldu, böyle oldu filan. Hacı Ali'ye bir şey diyorum. Diyorum ki benim şöyle bir işim var. Telefonla benim yüzüme söylemiyor ama diyor ki ulan 15 senedir beni aramıyorsun. Şimdi işin düştü, arıyorsun. Benim... Allah böyle derse, Allah muhafaza, ne yaparız? Allah muhafaza. He. Ama benim derdim ne biliyor musunuz? He. Siz program yapmaya başladığımızdan beri zaten namazını kılan, niyazını bilen, hani bunları zaten hayatına geçirmiş olan insanlara bildiklerini söylüyoruz. Bak ben benim hiç... derdim He. hem modern olup, yani benim gibi başı açık, hayatını normal şekilde nasıl istiyorsa yaşayan, şimdi bir şey ama dini inancı, dini inancı da olan, Allah korkusu çok olan, şimdi beni dinleyen kızlarımız, da... genç kızlarımız, namazla işi olmayan hanımlarımız beni dinlesinler. Bu güzellik bir gün gelecek, elinizden alınacak, elimizden alınacak. Vaktinden evvel sökülmüş şeker pancarı nasıl kırışıyorsa bu yüzlerimiz öyle kırışacak bir gün. Güzellik gidecek mi elimizden? Gidecek. Geçmiş olsun, gidecek. Güzelliğine güvenme bir sivilce, zenginliğine güvenme bir kıvılcım. Bu elimizden gittikten sonra dönüp Allah'ın huzuruna durmak var. Tam her şeyimiz yerinde, dört dörtlükken nefsimizin galeyana geldiği bir anda ya Rabbi ben senin kulunun deyip şuraya durmak bir başka şey. Ha, burada duramadık. Biz istihare kılamaz mıyız? Kılarsınız. Burada duramadık. Biz hacet namazı kılamaz mıyız? Kılarsınız. Burada duramadık. Biz dua etmez miyiz? Edersiniz. Bunların hepsi tamam. Amenna. Tamam. Evet. Buyurun. Niyet ettim Allah rızası için istihare namazını kılmaya. Okuduğun dualara dikkat edin. Bir daha söylemeyeyim hangi duayı okuduğumuz orada. Evet. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Niyet ettim Allah rızası için istihare namazını kılmaya. Allahu Ekber. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وللضالين آمين قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve'd-dallin. Amin. Kul huvallahu ehad, Allahus samed, lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ehad. Allahu ekber. Subhan rabbiyal azim, subhan rabbiyal azim, subhan rabbiyal azim. Semi'a Allahu limen hamide. Allahu ekber. Subhan rabbiyal ala, subhan rabbiyal ala, subhan rabbiyal ala. Allahu ekber. Allahu ekber. Subhan rabbiyal ala, subhan rabbiyal ala, subhan rabbiyal ala. Allahu ekber. Ettahiyyatu lillahi ve salavatü ve tayyibat. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuh. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Kema salleyte ala İbrahim ve ala ali İbrahim. İnneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Kema barekte ala İbrahim ve ala ali İbrahim. İnneke hamidun mecid. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام dedik, namaz bitti. Şimdi bu namazı
tam yatmadan önce. Yatsı namazını kılıyoruz. Yatsı namazını kıldıktan sonra bu iki rekatlık namazı kılıyoruz. Arkasından da Peygamberimizin tavsiye ettiği kitaplarımızda yazılan bir dua var. O duayı okuyoruz. O duayı herkes okuyamayabilir. Herkes bilmez zaten. Ha şöyle elimizi açarız. Açarız elimizi. Allah'tan ne istiyor isek. Yani diyelim ki bir yerde bir iş kuracağız. Ya Rabbi ben böyle bir düşüncem var. Efendim benim bu düşüncemin neticesini görmek istiyorum. Hayırlı mı değil mi? Ya Rabbi sana sığınıyorum. Senden yardım diliyorum. Senden yardım istiyorum ya Rabbi. Hayırlı hakkımda hayırlısıysa nasip eyle. Hakkımda hayırlı değilse nasip eyleme ya Rabbi diye dilimizin döndüğü kadar dua ediyoruz. Dua bittikten sonra lillahi fatiha deyip elimizi yüzümüze sürüyoruz. Fatiha'mızı okuyoruz. Ondan sonra O abdestle hiç dünya kelamı konuşmadan yatıyoruz sağ yanımıza. Sağ yanımıza yatıyoruz. Çünkü Peygamberimiz öyle yapardı. Sağ yanımıza yatıyoruz. O şekilde gece rüyamızda beyaz veya kırmızı görürsek. Doğru mu? Beyaz veya yeşil görürsek hayra alamet diyorlar. Kırmızı veya siyah görürsek şerre alamet diyorlar. Ama bunun dini dayanağı yok. Bu tecrübi dayanaktır. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesine göre kişi bu istihareyi yaptığı sabahleyin kalktığında gönlünde bir rahatlık hissediyor ise bunun neticesi hayırlı demektir diyor. Gönlünde bir rahatlık hissetmiyorsa bunu 3 gün veya 7 gün tekrar etmesi lazım diyor. Eğer gönlünde rahatlık hissediyorsa bu olacak demektir. Ama bak büyük bir amma çekiyorum. Ama istihareyle birlikte istişare önemlidir. İstihare nedir, istişare nedir? İstihare işte bildiğimiz istek duası namazdır. İstişare ise insanlarına fikir tahsisinde bulunmak. Şimdi diyelim ki Zahide Hanım ATV'de program yapacak. ATV'nin sahipleriyle görüşecek. Görüşmeden evvel bu istihareyi yaptı. Bu istihareyi yaptıktan sonra bir de bu televizyonculuktan anlayan, sunuculuktan anlayan, bu işin kompedanı olan insanlara diyor ki kardeşim ben böyle bir şeye gireceğim, bunlarla gidip görüşeceğim. Ne dersiniz? Ben bunu becerebilir miyim? Hocam yakacağım beni vallahi bak nereden girdi? Ama Allah, ben hayır başka desem olmayacak. En iyisi ATV diyeyim, ATV'nin içinde değil miyiz canım? Tabii canım. Mesela beni de aradığı zaman Sevil dedim ki kızım bir düşüneyim. Tabii efendim düşüneyim geleyim. Ha dolayısıyla hocam, da. Ben onun başını sonunda ne yapıyorum biliyor musun? Benim şimdi ne torpilim oldu, ne anamdan, ne babamdan. Ama biz onları düşünmüyor. Biz şimdi istihare Allah namazıyla istişare. Allah yardım etti buralara getirdi. Allah nasip etti devam ettiriyor. Amenna istişare. Tamam bir şey söyleyeceğim. Hocam. Dur ama istişareyi söyleyeyim bir. Ha bunlarla ilgili sözüne, sohbetine güvendiğimiz, bizi kıskanmayacak, bize doğruyu söyleyecek arkadaşlarımız, dostlarımız var ise onlar bize der ki kızım, evladım, oğlum, kızım neyse sen burada şu şekillere riayet et. Örneği şunları, şöyle verelim mi? Evet. Ben bir anneyim, oğlum var, bir gelin kızla geldi bana. Dedi ki ben bu kızla evlenmek istiyorum. Ben bir anne olarak evladıma canımı veririm de acaba bu gelin hayırlı mıdır? Oğluma benim kadar iyi bakar mı? Benim kadar sever mi? Memleketime, milletime, evime, yuvama, oğlunun yuvasına hayırlı mıdır, değil midir? İşte bunu istihareye yapmadan önce istişare önemlidir. Nedir istişare? Bu adamın anası kim, danası kim, dedesi kim, amcası kim, babası kim, hangi sülaleden, nerede yaşıyor, ne yiyorlar, ne içiyorlar, kimdir, necidir bunları araştırmak. Bunları araştırdık ve karar verdik. Dedik ki doğru. Ondan sonra Allah'a müracaat ediyoruz. Diyoruz ki ya Rabbi bu evladımla bu kızı evlendirmek istiyorum. Bu bana hayırlı mı, oğluma hayırlı olur mu, olmaz mı diye ikinci safha duadır. Evvela şartlara tevessül etmek, sonra duaya tevessül etmek. Tamam. Evet. Şimdi bir de istihare namazı kısmet için kılınır mı? Hayırlı bir nasip istiyorum, kısmet istiyorum. Yani hayırlı mı değil mi değil de bu sefer de. Ama kim olacak? İşte onu biliyoruz. Hedef var mı? Ha. Hedef biz var. Tabii canım. Hedef yok da biz hayırlısını istesek olur mu? Biz istihare namazını istediğimiz şekilde, istediğimiz gibi her konuda kılabiliriz. Yani ama bir işin neticesi bir hedef olmalı ki o hedefe diyelim ki ya Rabbi bu bize hayırlı mı değil mi?
Tabii. Peki hacet namazı nedir? Hacet namazı şu kıldığımız namazın aynıdır. Sadece onda illa birinci rekatta kul ya eyyuhel kafirun, ikinci rekatta kul huvallahu ahad okuyacaksın diye bir şart yoktur. Birinci rekatta inna atayna okursun, ikinci rekatta kul huvallahu ahad okursun. Veya birinci rekatta bir sure okursun, ikinci rekatta da bir başka sure okursun. Ha bu hacet namazı nedir? Bir ihtiyacımız var. Nedir şimdi ihtiyacımız bizim? Borcumuz var, ha. Borcumuzu ödemek istiyoruz. Nedir ihtiyacımız? Hayırlısıyla mesela. İş yapıyorduk, iflas ettik, bir dünya borcumuz var insanlara. Ya Rabbi ben bu borçlarımı ödemek istiyorum, bana yardım eyle. Filan yerde bir iş kuracağım, ya Rabbi ben bu işi kurmak istiyorum, istiyorum, arzu ediyorum, bana yardım eyle. Ya Rabbi filan kişiyle evlenmek istiyorum, evleneyim mi evlenmeyeyim mi bana yardım eyle. Bunu da diyebilirsin yani. Hı. Evet, adı peki. Üstünde ihtiyaç, neye ihtiyacın varsa onu Allah'tan istersin. Onun için de gene bir dua var, tavsiye edilen bir dua var ama illa o dualar motamont dualardır. Keşke onları herkes ezberlese de okusa ama onları okuyamayacağımıza göre, bulamayacağımıza göre. Niye bulamıyorum hocam? Bir, adını zikrederiz, haftaya iki, söyleriz. İlla namaz kılarak hacet namazı kıldıktan sonra dua yapacağız. İlla istihare namazı kıldıktan sonra dua yapacağız diye bir şey de yok. Yani arzu ederse diyor kişi, namaz kılmadan da istihare duası yapabilir, ihtiyaç duası yapabilir. Neye? Mesela hanımların belli günleri vardır. O günlerde namaz kılma ihtiyacı hissettir. Yani bir şey isteme ihtiyacı hissettir. Bir haftalık zaman efendim. Kaç rekat diye soruyorum. En az iki rekattır. Kıldığımız namazlar en az iki rekattır. İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye göre dört rekatta olur diyor hacet namazı için, istihare namazı için. Ama en azı iki rekattır. Şimdi diyelim ki biz mazeretli özürlü olduğumuz zamandaydı. Bir de iş geldi. Hani oğlumuz aldı bir kızı getirdi bize. Ha, şimdi burada virgül koyalım. Siz koyduk. Gençsiniz de ben yaşlıyım ya. Estağfurullah. Evet kalkıyoruz. Yeter değil mi Hacı Ali ya? Daha var mı namaz ya? Allah'tan o tarafa mı gideceğim? Peki. Evet. Vallahi ben sizden daha yaşlı çıktım hocam. Peki buyurun. Şimdi bir ara verelim. Şefimiz yemeğini yapsın. Dönelim üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Furkan'cığım. Bugün tatlı yapacağız. Çok basit bir tatlı. Ballı tahinli sarma yapacağız. Evet tatlımızı hazırlarken bir taraftan da bir kahve pişirelim istiyoruz. Zahide Hanım siz şekersiz seviyordunuz değil mi? Şekerli sevemiyorum. Sade. Sade istiyorsunuz. Ama köpüklü olursa? Tabii ki zaten köpüklü olacak. Hemen kahvenizi eskiden hazırlıyorum. Eskiden maharet eldeydi ama şimdi maharet artık makinalarda. Evet bir dakikada kahveniz hazır olacak. Bir dakikada? Evet. Oo. Şimdi tarifimi anlatmaya başlıyorum. Öncelikle yaklaşık 4 yaprak yufkayı ortadan ikiye bölüp üst üste koyacağız. İçi de çok basit bal. Yaklaşık işte 1 su bardağı kadar balım var. Bunu kaseme alıyorum. Daha sonra tahinim var. Onu ilave edeceğim. Şöyle iyice bir dibini sıyırayım. Bal, tahin. Tahini de ilave ettim. Ondan sonra dövülmüş fındığım var. Çok basit bir tatlı, çok pratik bir tatlı. Ve gelen misafirlerinize anında ikram edebileceğiniz bir tatlı. Pişme süresi nedir, çok fındık? Uzun değil Zahide Hanım. İşte bu bizi mutlu ediyor. Evet. Hemen pratik olsun, hazırlayalım. Hani fırına girdiği zaman üzeri kızarana kadar olacak. Ve püf noktası da mahleptir. Mahlep? Evet, mahlep koyuyorum. Mahlep bildiğiniz gibi çok güzel koku veren bir aroması vardır mahlepin. Bir tatlı kaşığı kadar koymam yeterli olacak. Şimdi buradaki karışımımda bal, tahin, fındık ve mahlep var. Bunun İyice birbirine bu zaten ediyorum. Tatlı oldu. Fırına nasıl girecek bu? Şimdi bu yufkaların her bir katını bunu süreceğim. İyice edeceğim. Çok ince bir tabak halinde. Daha sonra bütün bu yufkaları yaklaşık 8 kat olacak. Üst üste koyacağım. Ondan sonra rulo halinde olacak. Şimdi biraz daha yedireyim. Hemen sürmeye başlıyorum. Bu kadar tatlı. Bir de yufkada fırça, bir de fırına girecek. Fırçam olmadığı için şu an ben bunu yapacağım ama siz fırçayla daha sağlıklı sonuçlar alabilirsiniz. Şimdi bunu bütün her tarafını bir şekilde yedirdiğinizi düşünün. Aha. Her katı aynı şekilde yapacağız. Ondan sonra fırına verip üzerine yumurta sarı süreceğim ve tarifim hazır olacak inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Elinize sağlık şefim. Programın sonunda göreceğiz. Şimdi Gelibolu'da sevgili Sinan bizi bekliyor. Gelibolu'ya merhaba diyelim. Sinan'a merhaba diyelim. Bayraklı Baba Türbesi'ndeki Bayraklı Baba Türbesi'nin de anlamı müthiş. Bakın buraya bayrak asanın dileği neden kabul oluyor? Nasıl kabul oluyor? Sinan merhaba. Ne güzel Türk bayrakları var arkanda. Muhteşem bir görüntü var arkanda. Şirin ilçelerinden bir tanesi. Gelibolu'dayız. Evet Sinan. Bayraklı Baba
Türbesinin merhabalar sevgili anlamı nedir? Müthiş tekrar söyleyeyim. Ha. Bugün Çanakkale'nin muhteşem ilçelerinden, şirin ilçelerinden Gelibolu'dayız. Gelibolu'da Bayraklı Baba'nın türbesinin önündeyiz. Hemen size Bayraklı Baba'yı anlatacağım. Bayraklı Baba yani Karacabek. 1310'lu yıllarda Osmanlı Devleti burada düşman askerini Gelibolu Yarımadası'ndan def etmek ve aynı zamanda Anadolu Avrupa'ya açılabilmek için taarruza geçer. Bu taarruz sırasında birçok Osmanlı askeri, askerimiz, kardeşimiz şehit düşer. Bayraklı Baba yani Karacabek sancaktar olarak görev yapmıştır ve ağır olarak yaralıdır. Ve düşman askerine bayrağını vermemek için bir yol bulur, düşünür, der ki ne yapabilirim, ne yapmalıyım? Elindeki bayrağını, sancağını alır ve sancağını parçalayarak yutmaya başlar. Daha sonrasında tekrar askerlerimiz takviye kuvvetler eşliğinde Gelibolu Yarımadası'na gelirler. Ve burada şehit düşen askerlerimizi defnederler. Yaralı olarak da sancaktarımız Karacabey yani Bayraklı Baba'yı bulurlar. Sancağını sorarlar. Sancağın nerede Karacabey dediklerinde sancağımı düşman askerine vermemek için parçalayarak yuttum cevabını verir. Bunun üzerine askerler pek de inanmazlar Karacabey'e. Ve Karacabey de çok gururlu, onurlu birisi olduğu için belinden bir anda kamasını çıkarır ve yaralandığı bölgeden itibaren karnını yararak parçalanmış bayrak parçalarını askerlere gösterir. Askerler şok olmuştur o an adeta. Karacabey'in artık ölmeden önce son bir dileği, son bir isteği vardır. Son dileği de şu: beni burada şehit olduğum yere defnedin, buraya gömün ve üzerimden de bayrağımı hiçbir zaman eksik etmeyin der. 1310'lu yıllardan bu yana burada yani Gelibolu Yarımadası içerisinde Bayraklı Baba Türbesi yani gerçek adıyla Karacabey'in türbesi bulunmakta ve o gün bugündür de buranın üzerinden çatısından bayraklar eksik edilmemektedir. Şimdi size kameraman arkadaşım Emre gösteriyor. Bayraklı Baba burada görmüş olduğunuz alanda yatıyor. Hemen onun iki adım ötesinde de yine Bayraklı Baba'nın, burada tabii bayraklarla da mücadele ediyoruz, binlerce bayrak var. Burada da Bayraklı Baba'nın atı var. Atının yattığı rivayeti var. Biliyorsunuz o dönemde Osmanlı'da at avrat silah kavramı olduğu için atlarıyla askerler birlikte gömülüyorlardı. Burada atının mezarı var. Şimdi buranın birçok ziyaretçi tarafından akın akın ziyaret edildiğini söylemeliyiz. Yerli ve yabancı turistler, ziyaretçiler buraya geliyorlar. Buradaki inanışa göre, rivayete göre buraya gelen insanlar Bayraklı Baba Türbesi'ne bayrak asıyorlar. Şimdi ben de sizlere göstereceğim, bir tane bayrak asıp dilek de dileyeceğim. Buraya gelip Bayraklı Baba Türbesi'ne bayrak asıyorlar. Şu şekilde. Ben de asıyorum. Oradaki bütün bayraklar gelip dilek dileyen kişilerin bayrağı bayrakları bu şekilde o zaman. Astık. Türk bayrağı bayrağına astıktan bakmak sonra ne kadar da dua edip bir dilekte bulunacağız. Ama orada da bir bayrak gelenler evet, bütün bayraklar bir dilek, dileği temsil ediyor. Biz de şimdi bayrağımızı astık. Bayrağımızı astıktan sonra dilek dileyeceğiz. Dilekler ne yönde oluyor burada? Ev, araba, iş, ÖSS sınavlarına girecek öğrenciler için anneleri geliyor. Burada bayrak asıyor ve dilek tutuyorlar. Biz de bayrağımızı kaptanımız Orhan Can'a ithafen astık. Onun adına da bir dua edeceğim. Onun adına da bir dilekte bulunacağım ben de. Söylediğimiz gibi Bayraklı Baba Türbesi yani Karacabey Türbesi Gelibolu Yarımadası içerisinde uzun süredir ziyaretçilerin akınına uğruyor. Şimdilik Gelibolu'dan aktaracaklarımız bu kadar. Peki Sinan, sana sorularımız ve söyleyeceğimiz şeyler var. Önce şunu söyleyeyim. Programımızın kaptanının da duası dileği inşallah kabul olur. Ama şu bir gerçek, biz bunu gösteriyoruz. Dileğinizi, duanızı nereden yaparsanız yapın. Hiç önemli değil, biz duamızı Allah-u Teala'ya yaparız. Biz sadece elimizi, avucumuzu Allah-u Teala'ya açarız. En büyük duamızdır senden başkasına. Yaradanım, senden başkasına el avuç açtırma. Senden başkasına bizi mahkum etme. Duamız, dileğimiz, bütün özümüz, sözümüz sanadır diye. Burada muazzam bir yaşanmış hikaye var. Bayrak namustur, bizim canımızdır. Türk bayrağını gördüğümüz her yerde dalgalanan bizim kanımızdır. Bizim ecdadımızdır, bizim şehidimizdir. Bizim için en değerli, en kıymetli, en yücedir bayrak. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak uğruna, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Evet. Bizim vatan olmamızın sebebidir o bayrağı bayrak evet. yapan ve sancak da
Mümkün olsa askerlik giderdim herhalde en önde ben de. Kadınlara askerlik olsa ama savaşta zaten Çanakkale Savaşı'nda bütün savaşlarda bizim kadınımız da erkeğinin yanında savaşmıştır. O yüzden o bayrak yere değmesin diye alkanlar içinde kalıp ortaya çıkan bu bayrak yere düşmesin. Sancak namustur, düşman eline geçmesin diye burada bir insanın hayatından nasıl vazgeçtiğini görmüş olduk. Sorunuz mu var hocam? Buyurun. Sinan beni duyuyor musun? Duyuyor hocam, siz sorun. O birkaç saniye gecikmeyle duyuyor. Birkaç saniye gecikmeyle. Evet. Bak beraber gidecektik oraya. Bana oyun oynadın, buyurun kendin hocam. Gittin oraya. Duyuyorum hocam. Bana oyun oynadın, kendin onda. Gittin oraya. Öyleyse Orhan Bey için dua yaparken benim için de bir Fatiha okuyor orada, tamam mı? Bir tane de bayrak öyle... al oradan. Bayrak al da getir buraya yavrum. Kişisel olmasın canım. Bütün dualar memleket için. Bak hanımefendi gelmiş duası. Tabii ki hocam, başım üzerim. Başımla beraber. Tanımıyoruz ama kim bilir ne için dua ediyor. Bazen böyle dua edenleri görürüm. Ne için dua ediyorsa Rabbim kabul eyle diye ben de onun adına dua ederim. Şöyle de bir hatırlatmada bulunmak isterim sevgili Zahide Yetiş. Burada yine aynı şekilde bayrak asan ziyaretçilerimiz duaları kabul olduktan sonra tekrar buraya gelip bir bayrak daha asıyorlar. Bu sefer de şükür için geliyorlar demek ki. Ama bayrakların içindeki bu görüntü. Çok teşekkür ediyoruz Sinan, sana da. Sevgili Emre, sana da çok teşekkür ediyoruz. Aynen öyle. Sağ olunuz. Çanakkale'deydik. Muazzam bir öykü izledik. Mihrimah Sultan Camii'ne götüreceğiz şimdi sizi. Aşk hepimizin yüreğinde. En büyük aşksa Allah aşkı. Ama bu aşkı Rabbim bize nasip etmiş. Caminin görüntülerini izleyeceğiz. Öncesinde sizi mi göndereyim diye düşündüm. Gidecek misiniz efendim? Zamanımız. Peki önce görüntülerimizi sonra. Mihrimah Sultan Camii, güneş ve ayı bakın nasıl aşkla birleştiriyor. İzleyelim. Aşık oldu ancak kavuşamadı. Bu kavuşamamanın gerçek aşkın öyküsü. Kavuşamayan aşıkların izleri İstanbul'un orta yerinde. İstanbul'un dağına taşına atar koca Sinan imzasını. Aşkını güneş ve aya emanet etti. Güneş kıpkızıl tepsi gibi batarken Üsküdar'da doğacak ayı göreceksiniz. Onun sevdası hepinizi gözyaşlarına boğacak. Bu kavuşamamanın gerçek aşkın öyküsü. Bu dillere destan sevdanın türküsü. Herkes Ferhat'la Şirin'i, Leyla'yla Mecnun'u bilir. Kavuşamayan iki aşık olarak. Peki ya Mimar Sinan'ın Mihrimah Sultan'a olan aşkını biliyor musunuz? Bugün size bu gerçek aşkın, gerçek sevdanın öyküsünü anlatacağız. Bugüne dek kavuşamayan aşıklar deyince hep Ferhat'la Şirin, Leyla ile Mecnun akıllara gelir. Bizleri yeni yeni ortaya çıkan bir kavuşamama hikayesi ise Osmanlı döneminde İstanbul'un orta yerinde yaşanmıştır. Üsküdar'daki Mihrimah Sultan Camii, Mimar Sinan'ın eseridir. Ama bu camiyle ilgili bilinmeyen bir gerçek var ki, yıllarca kavuşamayan iki aşığın izlerinin bu camide gizli olduğu. Kavuşamayan aşıkların izleri İstanbul'un orta yerinde. Padişah Sultan Süleyman'ın dillere destan güzellikte bir kızı vardır. Daha 17'sinde evlilik çağına gelen Mihrimah Sultan. Mihrimah Sultan koymuştur Sultan Süleyman Han Hazretleri kızının adına. Mihrimah, güneş ve ayın anlamını ifade eder. Mihrimah demek güneşle ay demektir. Bu dillere destan güzelliğe aşık olmuş, tutulmuştur Mimar Sinan. Mimar Sinan o zamanlarda 50 yaşında evli bir zattır. Ama Mihrimah Sultan'a da deliler gibi aşıktır. Tek talibi Mihrimah Sultan'ın Mimar Sinan değildir elbet. Diyarbakır valisi Rüstem Paşa da Mihrimah Sultan'a taliptir. İkisi arasında bir seçim yapacaktır Mihrimah Sultan ve Sultan Süleyman. Yaşı 50 olan ve evli olan Mimar Sinan'a vermemiştir Mihrimah Sultan'ı. Diyarbakır valisi Rüstem Paşa alır gönlünün sevdalısını. Adın ne senin? Sinan. Kayseri Arnaslı Sinan.
Rivayete göre Mimar Sinan evlidir. Ancak Kanuni Sultan Süleyman'ın kızı Mihrimah Sultan'a aşıktır. Bu aşk imkansızdır ama Mimar Sinan bu duruma karşı koyamaz. Kavuşma anını hep bekleyecek fakat o gün asla gelmeyecektir. Bu kavuşamama hikayesindense iki şaheser çıkacaktır. İstanbul'un en güzel yerinde gizlenen bir aşk hikayesi. Yedi düvelin konuşacağı eserlere imza atan, zekasına hiçbir alimin erişemediği Koca Sinan, sevdalısı Mihrimah Sultan'a kavuşamamıştır, kavuşamayacaktır. Gönlüne yazmıştır ama sadece gönlüne yazmakla kalmamıştır sevdasını. İstanbul'un dağına taşına atar Koca Sinan imzasını. Yıllar geçer aradan, bir gün Mihrimah Sultan Mimar Sinan'ı yanına çağırır ve kendi adına bir cami yapılmasını emreder. Mimar Sinan, "Nerede yapılmasını istiyorsunuz sultanım?" diye sorduğunda, "Yerini sen seç," diye buyur eder Mihrimah Sultan Mimar Sinan'a. Mimar Sinan kolları sıvar ve İstanbul'un en güzel yerine, Üsküdar'a diker sevdalısının camisini. Söylentilere göre Mimar Sinan, Mihrimah Sultan Camii'ni dantel dantel işlerken ona olan aşkı ilham etmiştir. Kimilerine göre Mihrimah Sultan Camii'ni eşsiz yapan da işte bu aşktır. Aşık olduğu Mihrimah Sultan'ın silüetini bu camiye verdi. Kimilerine göre aşkın, sevdanın temelinde kavuşamamak olsa da Koca Sinan'ın kalbi acımış, canı yanmıştır. Sevdasını, sevdalısını ilmik ilmik kazıyacaktır eserleriyle. 1540 yılında Üsküdar'da bulunan Mihrimah Sultan Camii'nin temelini atar. Tam 8 yılda ilmik ilmik sevdasını işleyerek bitirir bu camiyi. Caminin dışına da Mihrimah Sultan'ın, yani sevdalısının etekleri yerleri süpüren sülyetini verir. Mimar Sinan'ın yolu acı bir kader sonucu aşık olduğu fakat kavuşamadığı Mihrimah Sultan'la yıllar sonra kesişir. Kavuşamayan aşıklar yıllar sonra neden buluştu? Mihrimah Sultan'la Koca Sinan bu kez tam 14 yıl sonra karşılaşacaklardır. Bu kez Koca Sinan sevdasını İstanbul'un en yüksek tepelerine yazacaktır. Mimar Sinan Mihrimah Sultan Camii'ne sadece zekasını değil ruhunu ve aşkını yansıtır. Kendisi aşkına kavuşamaz ama imkansızı gerçekleştirip İstanbul'un orta yerinde ay ve güneşi buluşturan iki eser yapar. Aşkına kavuşamadı, ay ve güneşi buluşturdu. Yıllar geçti, seneler geçti, devirler değişti ama Mimar Sinan'ın aşkı hiç bitmedi. Bu sevdanın temelinde kavuşamamak olsa da Mimar Sinan sadece kalbine işlemekle kalmadı sevdasını, sanata da taşıdı. Yedi tepeli İstanbul'un iki farklı noktasına aşkından iki eser bırakır Mimar Sinan. İkisi de aşık olduğu Mihrimah Sultan adını taşır. Bunun da çok özel bir sebebi vardır. Her şey ondan izlerle dolu. Mihrimah Sultan'a deli divane aşıktır Mimar Sinan. Ama elden de bir şey gelmez. Kavuşmanın imkanı yoktur artık. Aşkını sadece kalbine gömmez. Muhteşem bir şaheserle bir kez daha aşkını taçlandıracaktır. İlk kez, tarihte ilk kez bir padişahın fermanı olmadan kolları sıvar bu kez Mimar Sinan. İstanbul'un en özel yerine gelir. Edirne Kapı, yani İstanbul'un en yüksek tepelerinden bir tanesi. Şu anda arkamda görmüş olduğunuz alanda o zamanlarda pek de kimsenin yerini dahi bilmediği bir cami vardır. Çok kullanışlı bir cami değildir. Bu camiyi kafasına koyar Mimar Sinan. O camiyi yeni baştan yaratır adeta. Caminin yeni halini görenler tabir yerindeyse baka kalırlar. Mimar Sinan kendisinden adına ikinci bir cami yaptırmasını istediği Mihrimah Sultan'ı kırmamış ve hemen çalışmalara başlamıştı.
Bu camiyi yapmak içinse Üsküdar'ı değil Edirne Kapı'yı seçmişti. Bu ilginç gerçeğin altında yatan sır yıllar sonra ortaya çıktı. Kavuşamadığı aşkını güneş ve aya emanet etti. Peki ya neden Edirne Kapı? Neden bu tepeye Mimar Sinan bu camileri inşa etti? Mimar Sinan'ın zekasına bırakın o dönemi, bu dönemde dahi akıl sır erdiren pek de bulamazsınız. Mihrimah Sultan'a adını babası Sultan Süleyman koymuştu. Mihrimah'ın anlamı güneş ve aydı. Mihrimah Sultan'ın doğum tarihi ise 21 Mart'tı. 21 Mart'ta gündüzle gecenin eşit olduğu tarih. Mimar Sinan öyle bir cami yaptı ki buraya, Edirne Kapı'ya ve Üsküdar'a. Şimdi 21 Mart'ta bu tepeye gelin. Edirne Kapı Mihrimah Sultan Camii'nin minaresine bir bakın. Güneş kıpkızıl tepsi gibi batarken Üsküdar'da doğacak ayı göreceksiniz. Güneş batacak, ay doğacak. Güneş ve ay, yani Mihrimah. Kavuşamadığı aşkı için sadece ölümsüz değil, eşsiz iki eser bırakmıştır Mimar Sinan. Bu camide güneş batarken bir bir camiden ay doğar. Bu da çok sevdiği, ancak vuslata bir türlü eremediği Mihrimah'ın adına bir göndermedir. Bu aşkın bir yüzü aydınlık, bir yüzü karanlık. Belki Mimar Sinan sevdası, sevdalısı Mihrimah Sultan'a kavuşamadı ama Mimar Sinan'ın aşkı ilelebet İstanbul'un tepelerinde yaşayacak. Bu aşk belki de sadece bir rivayet. Ancak hiçbir şey Edirne Kapı ve Üsküdar'da bulunan Mihrimah Sultan camilerinin ay ve güneşi buluşturduğu gerçeğini değiştirmiyor. Mimar Sinan öyle güzel bir cami inşa etmiştir ki caminin kubbesinde tam 160'a yakın pencere bulunur ve bu pencereler caminin iç güzelliğini aydınlatır. Ve caminin içerisindeki işlemelerle yine duvarlarda bulunan sarkıtlar da Mihrimah Sultan'ın topuklarına vuran saçlarını anımsatır. Büyük adam, matematik dehası, bir mimari deha, Mimar Sinan ve bir tarafta güneş, bir tarafta ay. Biri batarken biri doğuyor. İnsan kıskanıyor ya, Rabbim bize de böyle sevilmeyi nasip etsin yeryüzündeyken. Ama bu caminin başka bir hikayesi var aslında. Onu anlatalım. Ha, tabii, anlatalım. Başka bir hikayesi var. Ama Mustafa Bey birazdan ne yazık ki aramızdan ayrılacak. Ama özellikle secde ile ilgili söylemek istediğiniz bir şey olduğunu biliyorum. Ben küçük bir nükteyle veda edeyim size. Bir kitapta okumuştum ayetin tefsirinde. Malumunuz biz secdeye gittiğimizde Subhan Rabbiyel A'la diyoruz. Ne demek bu? Ulu olan Rabbimizi tenzih ederiz. Hiçbir eksikliği noksanlığı yoktur. Buradaki Subhan Rabbiyel A'la cümlesi çok manidar. Rükûde Subhan Rabbiyel Azîm diyoruz. Azametli olan Allah'ımızı. Aşağıda ise secde e'lâ diyoruz. Nâziât suresinde Allah'ımız Firavun'un insanları büyük bir meydana topladığını, insanlara şöyle nutuk attığını anlatıyor. Fehaşara fenâde fekâle ene rabbukumul e'lâ. Dedi ki sizin en yüce Rabbiniz benim. Yani bana tapının diyor. Ben tabii bir ben insan ilahlık taslıyor. Ben ne dersem o olur. Her şeyi ben belirlerim. Yani ilahlığını ilan ediyor. İşte müfessir şöyle bir tespitte bulunuyor. Diyor ki malumunuz Taha suresinde de Allah'ımız iki peygamberini Musa aleyhisselam ile Harun aleyhisselamı Firavun'a diyor gidin. İzhebe ila Firavun innehu tagha. İyice azdı o. Gerisi çok ilginç. فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا Ona karşı konuşurken çok yumuşak konuşun. Bu kadar böbürlendiği halde. İlahlık tasladığı halde böbürlemeyi bırakın. Allah'ım diyor adam. Sizin Rabbiniz benim diyen bir adama iki peygamber ayağına gidecek ama çok yumuşak konuşacaklar.
alttan alacaklar. Efendim umulur ki لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرَ اَوْ يَخْشَى ya aklını başına alır veya çekinir ya ben ne yapıyorum der. Diyor ki müfessir, ilahlık taslayan bir adama Allah iki peygamberini gönderiyor. Gidin çok yumuşak konuşun. Aman deyin, kırmayın. Alttan alın diyorsa, ya namaz kılıp alnını secdeye koyduğu halde Subhane Rabbiyel A'la, benim en yüce Rabbim Allah'dır, onu her türlü noksan sıfatlardan tenzih ederim diyen bir mümine karşı nasıl davranmalı? Bunu varın siz hesap edin demiş. Çok hoşuma giden nüktelerden bir tanesi. Dolayısıyla Müslümanlar birbirlerine karşı davranırken, insanlar birbirine karşı davranırken çok nazik, çok alttan kalp alarak. Kalp kırmamak lazım. Siz muazzam bir telaffuza sahipsiniz. Tabii bu tecvid bilgisinden, hatip oluşunuzdan ve tahfız oluşunuzdan tabii. Mesela biz o cümleleri böyle kuramıyoruz. Ne bileyim böyle siz, ben de sizin gibi söylemek istedim. Ama meslek ayrı. Nasıl? Meslekler ayrı. Tabii meslek tabii. Ayrı. De 9 yaşımdan beri ben Kur'an okuyorum. Efendim, tekrar hatırlatalım müsaade ederseniz. Arapça okumuşum dolayısıyla. Dünya üzerinde yapılan yarışmalarda sizin evet. Dereceleriniz, birincilikleriniz var. Bizim tanışmamız o vesileyleydi. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi umreye gitmek yasaklandı. Bu nasıl olabilir diyorsunuz? Umreye gitmek nasıl yasaklanabilir ki? Ama bakın niçin yasaklandı? Hangi ülkede yasaklandı? İzliyoruz. Bu sene umreye gitmek yasak dedi. Irak yönetimi vatandaşlarına bu sene umre ziyaretini neden yasakladı? Irak'tan umreye gitmek isteyenlere engel çıktı. Nedeni ise dünyanın çok korktuğu o salgın. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Suudi Arabistan'daki koronavirüsünden dolayı umre ziyaretlerini belirsiz bir tarihe kadar durdurduğunu açıkladı. Din İşleri Bakanlığı Yüksek Fetva Kurulu bir açıklama yaptı. Açıklamada halkımızın sağlığı için virüs vakası kontrol altına alınana kadar umre ziyaretlerinin yapılmamasına karar verildi denildi. Her yıl milyonlarca kişinin ziyaret ettiği kutsal topraklara daha önce de yasak gelmişti. Mısır devleti domuz gribi tehlikesi nedeniyle umreye gidişleri 2009 yılında yasaklamıştı. Evet, Irak'ta bu söz konusu virüs nedeniyle hastalığın tekrar herkese bulaşmaması için böyle bir yasak getirildi. Konuşacağız üzerine. Mustafa Özcan Güneş Doğdu hafızımız. Yurt dışında uzun süreler kalmış ve Kur'an-ı Kerim'in okumasıyla dünya literatüründe ismi olan birisi. Size ne yazık ki veda edeceğiz ama söylemek istediğiniz bir şeyler varsa izleyicilerimizle. İstihare namazıyla ilgili, hacit namazıyla ilgili namaz kılmak güzel. Herkes istihare namazı kılmak istiyor. Çok soru geliyor bu istikamette. Bunun bir öncesi var yalnız. Orayı ihmal ediyoruz gibi geliyor bana. Sa'd ibn Ebi Vakkas sahabilerden. Ey Allah'ın Resulü bana dua et, tüm dualarım kabul olsun diyor. Efendimiz de buyuruyor ki yediğine içtiğine çok dikkat et, haram olmasın. Haram yiyen için bir adamın duası kabul edilmez. İstihareden önce buna çok dikkat etmek lazım diye düşünüyorum. Mustafa Özcan Güneşdoğdu çok teşekkür ediyoruz. Sizi ara eksik veriyoruz olmayı. Efendim. Pek çok görüntümüz var, üzerine konuşacağımız çok şey var. Az sonra buradayız. Program başladığı zaman bir soru gelmişti sevgili izleyicilerimizden. Çocuklarıyla ders vermeye çalışan kişilerle ilgili. Bir yani anne göstermemekle evladının ona ders kızdığı veriyor, için göstermediğini, bir kayınvalide oğlundan ayrılan gelininin çocuklarını yani torunlarını göstermediğini söylemişti. Şimdi ve sizi izlediğini, bizim programımızı hep izlediğini söylemişti. Hem gelinin hem kızının. Şimdi torunlar dedelerin, ninelerin en kıymetli hazineleri. Bunları göstermemekle göğe, dedeye, nineye efendim ders vermek isteyen gelin hanım zamanında yuvasına sahip çıkaydı ve ayrılmayaydı deriz. Bir. Ama orada başka bir. Şeyler bir olabilir tabii. Allah Allah sen kimse bir dakika. Hemen o tarafa geçme. Dur. Ayrılmaz tabii. Dur ama. Allah Allah. Ayan. Ayrıldık mı?
Ayrıldık. Ölüm Allah'ın emri, ayrılık olmasaydı diyor ya, ayrıldık. Ayrıldık ise o çocukları biz babamızın evinden getirmedik. Değil mi? Babamızın evinden getirmediğimize göre çocukları ninelerine, dedelerine, kendi öz babalarına göstermeme diye bir hakkımız yok. Vebal altında kalırız, günah işlemiş oluruz. Eğer namaz kılıyorsak, eğer oruç tutuyor isek, eğer Allah'tan korkuyor isek bunu yapma hakkına sahip değiliz. Bir şey de ben söyleyeyim mi? İki tane söyle. Şimdi gelin tarafından düşünüyorum da bu sefer de tabii ki evlatlarını göstersin ama onlar da söylerken kalp kırmadan, incitmeden, çünkü artık şey değişse bile, hani boşanma olsa bile, evlat varsa ortada gerçek bir boşanma değil o. Ben kabul etmiyorum. O bir akrabalık ve ömürlük bir akrabalık. O yüzden hani söylenen sözlerinde onun evladının annesi olduğunu, yani torununun annesi olduğunu bilerek, düşünerek vesaire konuşmak lazım. Düşmanlığı devam ettirmenin hiç kimseye faydası yok. Allah korusun. Evet. Tabii, biz bağışlayıcı bir dine mensubuz. Hiç kimseye faydası yok. Evet. Kudüs'ten görüntülerimiz var. Bugün ne var? Günü bak. Bugün affedersin hemen. Bugün Cuma günü değil mi? Evet. Ben şimdi Cuma'nın gelmesini dört gözle bekliyorum. Mesela geçen hafta benim torunum giderken dedi ki almalar dede pazartesi tatiliz haberin olsun. İyi kızım, 19 tamam. Mayıs doğru. Yani biz iki gün, üç gün daha bizimle beraber kalacaklar. Niye? Ne güzel. Dünyamız o. Dünyamız olduğuna göre beni cezalandırıyorsun. Neyle cezalandırıyorsun? Göstermemekle. O senin insanlığını gösterir. O kadar. Kendi, peki. Tabii. Kudüs'e götürüyoruz sizi. Sonrasında Yusuf hocamıza soracağız. Miraç mucizesinin yaşandığı kutsal camide bir mucize daha gerçekleşti. Amatör kameralar bu anı şans eseri kaydetti. Herkesin hayretle izlediği bu ışık sizce ne? Burası dünyanın en eski şehirlerinden biri Kudüs. Peygamberlerin birçok mucize yaşadığı bu şehirde öyle ilginç bir olay yaşandı ki. Amatör kameralar kaydetti. Bir turist kafilesi Kudüs'ü yüksek bir yerden gören Zeytin Dağı'nın zirvesinden izliyordu. Kafiledeki kadınlardan biri anıları için Kudüs'ü görüntülüyordu. Hiç beklenmedik bir anda Mescid-i Aksa Camii'nin hemen üzerinde bir ışık belirdi. Ancak ışık altın kubbeli olan Kubbetüs Sahra'nın üzerine geldi. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in işte tam da bu noktadan miraca yükseldiği rivayet edilir. Görüntüleri dikkatle inceleyelim. Kudüs'ün yer yer karanlık bölgeleri dikkat çekiyor. Altın Kubbeli Cami, Kubbetüs Sahra'nın kubbesi ve çevresi ışıl ışıl. Caminin avlusu kapkaranlık. Gecede derin bir sessizlik var. Turist kafilesinden kadın kayıttayken o an her şey bir anda oluyor. Gökyüzünden bir ışık hareketli halde aniden caminin üstünde beliriyor. Turist kafilesi şaşkınlığını gizleyemiyor. You can almost hardly look at it. Ve asıl şimdi dikkatle izleyin. Işık geldiği gibi bir anda kayboluyor. Amatör kamerasıyla kayıtta olan kadın ve beraberindekilerse ikinci kez şok yaşıyor. Yeniden dikkatle izleyelim. Kutsal mekanın tepesine ışık az önce böyle gelmişti. Aradan sadece 20 saniye geçiyor.
gizemli ışık tam 20 saniye caminin üstünde kalıyor ve geldiği gibi bir anda yok oluyor. Yaşadığımız hayatta birçok mucizeler gizli. Bu görüntüler gibi hatırlayacaksınız, bir süre önce de Kabe'nin üzerine bir melek indiği iddia edilmişti. Ancak iki görüntü arasında epey bir fark var. Kabe'de beliren ışık hayli geniş ve pek fazla hareket etmiyordu. Kudüs'te çekilen görüntülerdeki ışıksa ufak hareketlerle sürekli bir kıpırdama halinde. İnternette tartışma yaratan Kudüs'teki gizemli ışığın melek olduğu da iddia ediliyor. Şimdi bu görüntülerde internette tartışma devam ediyor. Son andaki o bir anda kaybolup geçişini... Nazar değmiş geri gitmiş demektir belki de. Yani şimdi buralar mukaddes yerler, mübarek yerler. Yani Kur'an'da da İsra suresinde de geçiyor ve etrafını mübarek kıldığımız diyor Allah Teala. Evet. Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya götürdük. Oradan 7 kat semaya çıktı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla buralar mukaddes şehirler olduğu için burada olağanüstü haller vuku bulabilir. Onlar öyle görebilmişler onu. Görebilmişler. Bunlar olur, olağan şeylerdir bunlar. Pek fazla şey yapmamak lazım. Evet. Peki. şimdi aslında bunları gösteriyoruz. Bizim ayıbımızdır bu aslında. Sahip çıkamadığımız, tarihini ve kıymetini bilemediğimiz için. Bir tarihi skandal daha ortaya çıktı. Bir camide. Bu camide çeşme levhası çalınıyor. Kim çalmıştır, neden çalmıştır bilmiyoruz ama Molla Hüsrev Camii'ni demek ki biz yeterince koruyamamışız. İzleyelim bakın neresi çalınmış. Asırlardır ayakta kalan sırlarla dolu bir cami. Şifalı çeşmesi. Molla Hüsrev bu çeşmede kerametini bıraktığı söylenir. Halk arasında böyle bir şaya vardır. Ve yüzlerce yıllık çalınan o eseri. Bu altta bu çeşmenin kitabesi vardı. Molla Hüsrev Camii tüm gizemiyle kaybolmaya yüz tutmuş bir tarih. Molla Hüsrev Camii. Vefa yokuşu üzerinde bulunan Molla Hüsrev Camii 1460 yılında inşa edilmiş Molla Hüsrev'in İstanbul'daki 3 camiinden birisidir. İşte sırlı cami. Molla Hüsrev Fatih'in hocalarından bir zat bu camiyi fetihten hemen kısa bir soru yaptırmış ama kesin olaraktan tarihini bulamadık. Yıkılmamış ve ayakta kalmış. Molla Hüsrev Camii yıllar önce bir yangında harap olmuş ve tadilat görüp yenilenmiştir. Tahribata uğrayan Molla Hüsrev Camii'nin ihata duvarları, çeşmesi ve tarihi minaresinden başka pek de bir şeyi kalmamıştır aslında. Sadece burası yıkılmamış. Minaresi aslı. Minaresi hiç yıkılmamış ve burada ihata duvarları var. Mesela şu duvar ve bir de arkadaki duvarlar, bunlar kesin olaraktan şey yani. O dönemden kalma. Caminin ilk yapılı döneminden kalma. İşte o şifalı çeşme. Molla Hüsrev çeşmesi diye mi geçer yoksa bilinen bir adı var mıdır? Çeşmenin ismi halk arasında, resmi kaynakları bilemiyorum, halk arasında Taş Tekneler Çeşmesi olarak biliniyor. Ve bu caddede ismini bu Taş Tekneler Çeşmesi'nden alaraktan Taş Tekneler Sokağı denmiştir buraya. Molla Hüsrev bu çeşmede kerametini bıraktığı söylenir. Halk arasında böyle bir şaya vardır. İlahi hikmetin sırrı. Halk arasında şöyle inanılır. Molla Hüsrev kerametini bu suda bıraktığı söylenir. Ve buradan yüzünü yıkayan bir daha göz ağrısını görmeyeceğine inanılır. Ve millet burada su yüzünü yıkamak için bu suya ararlar. Ama maalesef su akmıyor şu an. Her an gibi kaynak kitap olaraktan bir yerde görmedim. Fakat halk arasında böyle bir şeyin şaya olduğunu duydum. Hatta Anadolu'dan gelirler zaman zaman, bu suyun hastalara şifa olduğundan bahsedilir. Fakat
daha önceleri akıyormuş, şu an aklı yok. Eski halinden şimdi eser yok. Burasında bir ayet vardı. Yaşım 58 doğumluyum. Bu çeşmenin bir metre derinliğinde havuzu vardı. Yüzerdik biz, çocuktuk, yüzerdik burada. Fakat bu akan su göz hastalıklarına birebirmiş. Kanalizasyon suyu karıştığı için bu su iptal edildi buradan. Mahallenin korkunç iddiası. Tahminim 78'den belli akmıyor. Yıllardan beri su akmıyor. Akmıyor, akmıyor. İptal oldu yani. Bu kanalizasyon karıştığı için bu suyu iptal ettiler. Çeşmenin üzerinde ayet yazıyordu. Şu yukarıda görmüş olduğunuz küçük yerde bir levha vardı. Orada Kur'an-ı Kerim'de ve minel mâ'i külle şeyin hay yazısı. Fakat ona hattatlar işte aynalı yazı diyorlar. Manası da şudur ki her şey sudan hayat bulur. Artık yerinde yok. O çalındı. Çalındıktan sonra aradan vakıflara haber verdik tabii ki. Ondan sonra aradan 5-10 gün geçti veyahut da geçmedi bilemiyorum. Ben memlekete gittim. Memlekete gittiğim zaman da babam vefat etmişti. Bu altta bu çeşmenin kitabesi vardı. O çalınmıştı. Aşağı yukarı çalınalı da şöyle 6-7 sene falan oluyor. Yani. 6-7 yıldır yerinde yoklar. Yerinde yok. İnsan böyle baktıkça yüreği burkuluyor. Çünkü bu ecdattan gelen ve ecdada gidecek olan bir eser. Ama tarihine sahip çıkmazsan, biz tarihine sahip çıkmayan bir milletiz ve tarihi gerçekleri de tam olarak nesline veremeyen bir milletiz. Tarihi gerçekleri nesline doğru dürüst veremeyen bir milletiz. Şimdi ecdat oraya çeşme yapmış, biz suyunu aktamıyoruz işte, hesabını yap. Suyunu aktamıyorsun. Ecdat bunları yapmış, hazırlamış, bize bırakmış gitmiş. Biz nedir o? İşte o zenginler için bir şey söylerler ya. Hı hı. Onun gibiyiz biz. Onun gibi Süreyya maalesef. Süreyya Kılıç diyor ki, Saide Yetiş, kelimelerin tükendiği, yüreklerin burkulduğu ve acılarımızın paylaşıldığı cumanız mübarek olsun. Çok güzel yazmışsınız Sümeyye Hanım. Vallahi yürekten yazan ve gerçekten kalbimize inen bütün mesajları okuyoruz. Efendim, şimdi size bir başka haber okuyacağım. Burada 200'ü aşkın kişi katılmış. Bir kurs açılmış. Ne var bunda diyebilirsiniz. Kursa psikologlar, avukatlar, doktorlar, öğretmenler ve din adamları katılıyor. Buraya kadar da bir şey yok. İtalya'da açılıyor bu kurs. Şimdi kursun enteresanlığı ve size sormak istediğim, benim de hep merak ettiğim bir konudur bu. Roma'da Katolik Kilisesi bu kursu açıyor ve söylediğim gibi psikolog, avukat, doktor, öğretmen, pek çok kişi bu kursa ilgi gösteriyor ve katılıyor. 33 ülkeden 200 aşkın kişi bu kursu görmek için geliyor. Peki bu ne kursu biliyor musunuz? Neymiş? Bu kurs şeytan çıkarma kursu. Tövbe estağfurullah. Ben ya filmlerde de görüyoruz. Hep merak ederdim. Yani bazen de şöyle söyleriz. Hani yanlış mı söylüyoruz bilmiyorum. Tabii ki şeytan da bir melek. Şeytan idi. İçimizde melek idi. İdi tabii. Şeytan içimizde deriz. Yani şeytan senin içinde deriz ya bazen. Böyle fitnesi, fecarı. Hele şimdi bu sosyal medya çıktı ya. Ağzına geleni söylüyor herkes. O kadar üzülüyorum ki onlar adına üzülüyorum aslında. Yani bu şeytan çıkartma dedi nedir? Şeytan kaçırma kursu bedava uğraş. Bedava. Niye? Yapacak başka yok, işleri vererek gidiyorlar. Tabii işte yapacak başka işleri kalmayınca o şeytan kaçırma kursunun adı altında insanların beyinlerini yıkıyor, başka şeyler veriyorlar ama Müslüman için şeytan kaçırmanın bir tek yolu vardır. Nedir o? Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Dedin mi şeytan bir daha senin yanında duramaz. Adamcağız yemeğe oturdu, yemeğe yedi, sonuna doğru Bismillahirrahmanirrahim dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yemeğin başından beri şeytan seninle beraber yemek yiyordu. Sen besmeleyi çekince şeytan kaçtı. Seninle beraber yediklerin de istifra etti dedi Peygamberimiz. Müslümanın şeytan kaçırması için tek yapacağı şey var.
O da Euzu billahi mineşşeytanirracim. Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım diyorsunuz. Bitti. Ha, bu kurslar filan gönül eğlendirme. Bunun altında, yani şeytanın altında başka şeyler var. Başka şeyler söylüyorlar, başka şeyler anlatıyorlar. Ama bunun yaftası efendim şeytan kaçırma oluyor. Şimdi aslında bizde görüntüleri var ama yayınlamıyoruz. Değmez yani. Çünkü gerek çocuk, yok. Yani çoluk çocuk ekran tabii başında. Ve zaten onları götürüyorlar. He. Yaşlı başlı insan ona inanır mı? Hayır, oradaki görüntüleri göstermiyoruz. Ama mesela çok enteresan, hani yatırıyorlar birisini. Şeytan çıkartma ayini deyip etrafında bir şeyler dönüyorlar falan ve hani öyle görüntülerle besliyorlar ki insan izlerken böyle tüyleri diken diken oluyor. Zaten şeytanın kendisi ve korkunç değil mi? Korkuyor. Kendisi korkunç. Bir de böyle bir mizansen hazırladığın zaman o zaman daha çok korkar insanlar. Şeytan bir insanın içine girer ve kalır mı orada? Ya şeytan Allah'tan müsaade istedi. Dedi ki ya Rabbi bana müsaade et kıyamet kopuncaya kadar. Tamam dedi, sana kıyamet kopuncaya kadar müsaade ediyorum. Hatta onların damarlarına bile gireyim dedi şeytan. Tabii damarlarına bile. Onun için biz camide namaz cemaatle kıldırır iken imam efendi muhterem cemaat saflarınızı sıklaştırın der. Neden? Ha, sıklaştırın, aranıza bir başka şey girmesin. Efendim şeytan her yerde dolaşır. Ama sen Euzu Besmele çektiğin zaman bir daha şeytan senin yanında bulunmaz. Ayet-i Kürsi'yi okuduğun zaman şeytanın senin yanında işi yoktur. Besmele çektiğin zaman senin yanında işi yoktur. Allah dediğin zaman şeytanın senin yanında işi yoktur. Hani o meşhur bir misaldir. Adam caminin içerisinde namaz kılıyor. Biri de caminin dışında, o serinlikte, tarihi camilerimiz serin olur ya, serinlikte uyuyor. Bir hoca efendi de orada uyuyor. Efendim şeytan onun başında dolanıp duruyormuş böyle adamın etrafında uyuyanın. Demişler ki ya şu içeride namaz kılan var ya, sen o namaz kılanla uğraşsana. Yok, o nasıl olsa bilmiyor demiş ya. Nasıl olsa bilmiyor ama şu uyanırsa onun yanlış yaptığını söyler, o zaman düzeltir o demiş. Tabii. Bu uyusun ki ona doğruyu söylemesin. Şimdi ezan okunduğu zaman diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ezanı duyan her türlü mahlukat kıyamet gününde o ezanı efendim okuyana şey yapacak, şefaat edecek. Ha, şahitlik yapacak bu ezanı okudu diye. Peki bir de ezan okuyalım ve ezan sesi bizim için çok kıymetli. İstanbul'da ilk ezan işte bu camide okundu. Bakın hangi cami, sizi Arap Camii'ne götürüyoruz. İstanbul'da ilk ezan burada okundu. Allahu Ekber, Allahu Ekber. İstanbul'un ilk ezan okunan camisidir. Başarısız bir fetihten kazanılmış ilahi bir mekan. Araplar burayı fethetmek için gelmişler. Kiliseden çevrilmiş harika bir cami. O haçlar kapatılmıştır, resimler kapatılmıştır. Bu cami İstanbul'da ezan sesinin ilk duyulduğu cami. Sevgili izleyiciler, değerli hocamız Yusuf Kavaklı ile birlikte İstanbul'un ilk camii, 1300 yıllık Arap Camii'ndeyiz. Burası ezan sesinin ilk kez semalara yükseldiği 1300 yıllık Arap Camii. Bizans topraklarının ilk camisi. İstanbul'da ilk ezan okunan cami unvanı onun için verilmiştir. Neden Arap Camii? Hocam, Arap Camii'ne neden Arap Camii denmiştir? Şimdi Mesleme bin Abdülmelik diye bir zatın komutasında efendim Araplar burayı fethetmek için gelmişler. Biliyorsunuz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 1400 sene evvel İstanbul'un fethiyle ilgili efendim hadisi var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu övgüsüne mazhar olmak için Arabistan'dan defalarca İstanbul'u fethetmek için ordular geliyor. Geliyorlar ama fethedemiyorlar. Efendim işte bu Mesleme bin Abdülmelik de o komutanlardan bir tanesi. Ordusunun başında İstanbul'a geliyor.
Galata'ya geliyor. Galata'dan İstanbul'u fethetmek için uğraşıyor ama bir türlü İstanbul'u fethedemiyor ama Galata'yı fethediyor. Galata'yı fethettiğinde burası o zaman kiliseymiş efendim. San Polo Kilisesi imiş. Bu kiliseyi cami yapmak için papazlarla görüşüyor. Burada kendisi 7 ay kalıyor. Bu 7 aylık zaman dilimi içerisinde Müslümanların ibadet yapacak bir yere ihtiyaçları var. Burası da mabettir nihayet. Burayı da biz aldığımıza göre öyleyse burayı biz kiliseden döndürelim, cami yapalım diyorlar ve 717 yılında, milattan sonra 717 yılında burayı cami yapıyorlar. Kiliseden nasıl camiye çevrildi? Peki hocam, kiliseden camiye çevrilen Arap Camii'nde ne gibi değişimler olmuştur? Şimdi kilisenin ayrı özelliği var, ibadethane yapılırken işte sırası var, masası var, şunu var, bunu var. Cami olduğu zaman doğrudan doğruya o masalar falan kalkar. Resimler vardır biliyorsunuz kiliselerde. O resimler kapatılır. Burada da aynı şekilde yapılmıştır. Kapatılmıştır. O haçlar kapatılmıştır. Resimler kapatılmıştır. Arkasından da çeşitli boya, badana işleri yapılmak suretiyle burası halı serilerek efendim camiye çevrilmiştir. Biliyorsunuz camilerin 3 mekanı vardır. Her caminin içinde 3 mekan vardır. Mihrap, minber, kürsü. Bunlar da konmuştur. Her camide mutlaka olması gereken 3 mekan. Mihrap. Bir mekan camiye çevrildiğinde ilk etapta onun kıblesi tespit edilir. Kıble tespit edildiğinde de kıble istikametine mihrap yapılır. Mihrap imamın namaz kıldırdığı yerdir. Şu anda biz o mihrabın önünde bulunuyoruz. O mihrabın önünde bulunuyoruz. Hoca efendiler gerek vakit namazlarını, gerek cuma namazlarını, gerekse bayram namazlarını bu mihrapta kıldırırlar. Minber. Bir de minber yapılır. Minber neye yarar? Minber de şu gördüğünüz işte. Minber cuma günleri ve efendim bayram günleri imamların cemaate hutbe okudukları yerdir. Yani bayram günleri bayram namazından sonra, cuma günleri cuma namazından önce hoca efendiler buraya çıkarlar. Burada aşağı yukarı İstanbul için söylüyorum, Türkiye'nin her tarafında aynıdır. 10 dakikayı geçmemek üzere gelen cemaate bir haftalık aktüelite konular ne ise devletin, diyanetin, müftülüklerin belirlediği belli konular istikametinde hoca efendiler buradan hutbe okurlar. Kürsü. Üçüncü mekan olarak da burasıdır. Bura kürsüdür. Kürsü cuma günleri, kandil gecelerinde ve bayram günlerinde cemaate önceden hoca efendi gelir, toplanan cemaate buradan vaaz eder. Bu vaaz namazdan önce olur umumiyetle. Bazı camilerimizde özel vaizler vardır. O vaizleri cemaat takip ettiği için onlar namazdan sonra da vaaz yapabilirler. Millet bekler, namazdan sonra vaaz yapar ama umumiyetle camilerimizde cuma günü işte şurası gördüğünüz bu yer işte basamakları buradan çıkar hoca efendi. Şuraya kitaplarını koyar, mikrofonu oradadır. Buradan cuma günü, bayram günü, kandil günleri buradan vaaz ederler. Bunun ismi de kürsüdür. Minare Çan Kulesi'nden yapılmış. 1300 yıllık Arap Camii'nin diğer camilerden farklı kılan bir özelliği var hocam. Caminin diğer camilerden farklı kılan özelliği burası kiliseden camiye çevrilmiştir. Kiliseden camiye çevrildiği için efendim minare olarak da Çan Kulesi minareye çevrilmiştir. Çan Kulesi aşağı yukarı 102 basamaktır. Yüksek bir mekandır. Onun üzerine sadece minareye benzesin diye bir alem konulmuştur. Hem Hristiyanlığa hem Müslümanlığa ev sahipliği yapmış 1300 yıllık Arap Camii. İstanbul'un fethinden önce kiliseden camiye çevrilen Arap Camii'ni 3 kat halinde 70 pencere aydınlatıyor. Ahşap süslemeli tavan, 4 duvarına ve 22 ağaç sütun üzerine oturtulmuş 8 mermer sütuna oturan barok usulünde bir mahvili var. Kürsü ise Azapkapı'daki Sokulu Mehmet Paşa Camii'nden getirtilmiştir. Mihrap ve minberi mermerden yaptırılmıştır. Caminin duvarları kesme taş ve tuğla karışımıdır. Çan Kuleli'ne çevrilen minareye 102 basamaklı merdivenle çıkılmaktadır. Arap Camii'nde neden çilehane var? Çilehane ne demektir? Kişinin kendi kendisini riyazata çekmesi, kendi kendisini
Allah'a daha yakın olmak için dünyadan, dünyadakilerden soyutlamasıdır kendisini bu yeni tabiriyle. Buraya girerler ve burada Cenab-ı Hakk'a zikrederler, dua yaparlar ve burada çok az şeyler yiyerek, dünya kelamı konuşmadan, insanlarla haşir neşir olmadan burada tamamen münzevi bir hayat yaşarlar. Kişinin Allah'a en yakın olduğu bir mekanın adıdır burası. Adı üstünde çile çekmek için, dünya sıkıntılarının tamamını atmak, günahlarının tamamından sıyrılmak ve Allah'a yaklaşmak için yapılan, ibadet yapılan mekanlardır buralar. Burada Mesleme'nin mekanıdır. Kiliseyi camiye çeviren büyük hükümdar. Arap Camii'nin avlusunda Mesleme Hazretleri'nin kabri başındayız. Hocam Mesleme Hazretleri kimdir? Şimdi bu zat sahabe-i kiramdandır. Demin de söyledik, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin İstanbul'un fethiyle ilgili hadisi istikametinde İstanbul'u fethetmek için gelen bir ordunun komutanıdır bu. Efendim, İstanbul'u fethedememiştir. Karadan ve denizden efendim bir seneye aşan bir mücadelenin neticesinde İstanbul'u alamamış ama bu şu anda civarında bulunduğumuz bu Galata bölgesini teslim almış. Burayı fethetmiş. Burada aşağı yukarı 7 sene kalmış. Şam'a dönen Mesleme Hazretleri'nin mezarı neden İstanbul'da? Büyük bir ihtimalle burası makamdır. Bu Allah dostlarının, velilerin hem makamları olur hem mezarları olur. Aynen bizde de Yunus Emre'nin de bir iki yerde kabri vardır. Efendim aynen onun gibi. Bu zatın esas kabrinin Şam'da olduğu, burasının makam olduğu rivayeti vardır ve burası sahih rivayetle bu tespit yapılmıştır. Öyle sıradan bir hemen kabir çevirip de bunu buraya böyle yapmamışlardır. Peygamberimizin eshabından bir komutan. Bu mübarek zat eshab-ı kiramdandır. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin eshabındandır bu. Öyle sıradan bir komutan da değildir. Onun için de bura demin de söylediğimiz gibi makamdır. Bunun esas kabri Şam'dadır. Osmanlı sultanlarının kıymetli camii. 1731'li yıllarda çıkan yangında efendim bura epey zarar görmüştür. 1. Mahmud'un annesi efendim buraya külletli miktarda yardım yapmış ve buranın tamirini sağlamıştır. Aşağı yukarı 2-3 tane efendim valide sultanımız buraya emek vermiştir ve dolayısıyla bu cami asırlardır Müslümanlara hizmet veriyor. Birisi diyor ki Bodrum'da cami nerede? İşte Bodrum'da yerini isterseniz her şeyin bulursunuz. Her yerde görürsünüz, bulursunuz. Siz yeter ki bilin. Deniz kenarında. Tam en güzel yerinde, denizin tam kenarında çok güzel bir cami var. Denizden çık, şortla git namaz kıl. Hocam. Evet. Ben ne desem olmuyor. Yok, bazen. Tamam. Ama bilen ve isteyen herkesin bulabileceği ve görebileceği bir yerde. Şimdi çok yoğun telefonlar geldi. Hacet namazını soruyorlar size. Evet. Bir de ben şeyi soracağım. Şimdi camileri gösteriyoruz. Birincisi dünya üzerinde ezan sesinin duyulmadığı hiçbir an yok derler. Tabii doğrudur. Dünya üzerinde bir ezan bitiyor, bir başka yerde bir başka ezan başlıyor. Tabii. Başlıyor. İstanbul'da 11 tane kiliseden dönme cami var. Onlarla ilgili bir sorun var ama hacet namazını çok soruyorlar. Hacet namazı menduptur. Ne demek menduptur? Yani kılarsanız da olur, kılmazsanız da olur manasında. Kısa, yani vatandaşın anlayacağı şekilde. Farz, vacip, sünnet, müstahap, mübah, mekruh, haram, mendup, bunların hepsi tabirdir. Dini tabirlerdir. Yani kılarsanız sevap kazanırsınız. Kılmazsanız... Hangi zamanlarda kılınır? Bu hacet namazı demin de tarif etti. Ya getir Allah aşkına şunu bir daha yapayım ya. Tövbe ya Rabbi. Getirin. Hacet namazı 2 rekatlık bir namazdır. Yatsı namazından sonra kılınan bir namazdır. Niye yatsı namazından sonra kılınır? Herkes yattığı için, hoş şimdi kimsenin yattığı yok da. Herkes yattığı için sen Allah'la baş başa olursun. Hacet namazını efendim öyle kılarsın. Şimdi saygıdeğer seyircilerimiz, ihtiyaç adı üstünde bu ihtiyaç namazıdır. Neye ihtiyacınız varsa Allah'tan onu istersiniz. Kocaya ihtiyacın mı var? Hanıma ihtiyacın mı var?
paraya ihtiyacın mı var, eve ihtiyacın mı var, borcunun kapanmasına ihtiyacın mı var, arabaya ihtiyacın mı var, evlada ihtiyacın ne yani neye ihtiyacın var ise bunu Allah'tan istiyorsun. Bunu Allah'tan isterken iki rekat namazla ve o namazın arkasından yapacağın belli bir dua var. O dua ile bu namazı yapıyorsun. Zaten hacet namazı adı üstünde kısa bir namaz. Hacet ihtiyaç. İhtiyaç demektir. Adı üstünde ihtiyaç namazı. Efendim. Bir günü var mıdır bunların? Hayır, bunun günümünü yok. Cuma, perşembe, geceleri. Hayır. Şimdi biz de cuma, pazartesi, perşembe günü peygamberimiz oruç tutmayı tavsiye etmiştir. Ha, pazartesi ve perşembe günleri mübarek gecelerdir. Pazartesi niye mübarek gecedir? Pazarı pazartesiye bağlayan gece peygamberimiz dünyaya gelmiştir. Efendim, perşembeyi cumaya bağlayan gece de cuma gecesidir. Bizimkiler aslında cumayı cumartesiye bağlayan geceyi cuma gecesi derler. Hayır, perşembeyi cumaya bağlayan gece cuma gecesidir. Onun için de perşembe bizi cumaya ulaştırdığı için, cumada müminlerin bayramı olduğu için efendim kıymetli bir gecedir, mübarek bir gecedir. Onun için de pazartesi ve perşembe Müslümanlar katında önemli yer işgal eder. Bu namazı siz istediğiniz zaman kılarsınız ama istiyorsanız pazartesi ve perşembe kılmak o da olur, olmaz diye bir şey yok. Ama o zaman sanki ihtiyaç namazının vakti pazartesi ve perşembeymiş. Öyle algılayabilir saygıdeğer seyircilerimiz. Pazartesi ve perşembenin dışında ihtiyaç namazı kılınmazmış diye algılayabilirler. Böyle bir şey yok. Biz bu namazı hem istihare namazını hem ihtiyaç namazını istediğimiz zaman istediğimiz şekilde kılarız. Ama ne zaman kılarız? Daima yatsı namazından sonra kılarız. Şimdi demin de dedik ki yani illa namaz kılamıyor ise bir insan namaz kılamıyor ise hacet duasında okuyabilir. Ama namaz bunun ön girizgahıdır. Namaz ön girizgahıdır. Önden namazla Allah'tan yardım istiyorsunuz. Namazda Fatiha okuyorsunuz. İyyâke nâbüdü ve iyyâke nestaîn. Ya Rabbi sana ibadet ederim ve senden yardım isterim ya Rabbi diyorsunuz. Dolayısıyla Allah'tan yardım istiyorsunuz. Arkasından da dua ile bunu taçlandırıyorsunuz. Dua müminin silahıdır diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Namaz da müminin miracıdır. Biri miracı, biri silahı. Tabii miracıdır çünkü Süleyman Çelebi diyor ya, sen ki miracıyla yüp ettin niyaz, ümmetin miracını kıldım namaz. Her kaçan kim bu namazı kılalar, cümle gök ehli sevabın bulalar diyor. İnşallah. Yani sen miraca çıktın, Allah'la görüştün, senin ümmetin 5 vakit namazı kılarsa, günde 5 defa Allah'ın huzuruna çıkıyor, miraca çıkıyor demektir o. Ah Müslümanlar bunun kıymetini bir bilseler. Evet. İstihare namazından sonra mümkünse konuşmayınız ve yatınız uyunuz. Bundan sonra var mı öyle bir şey? Ya şimdi ben birinci sefer söylediğim aynen bu hac seminerlerine dönüyor bizim bu işler. Niye? Birincisinde söylüyorum, ikincisine geldiğim zaman birinci söylediklerimi unutuyorum. Tabii dünya kelamı konuşmayacağız. Bu namazı kılacağız 2 rekat. Bu namazı kıldıktan sonra illa birinci rekatta şunu, ikinci rekatta şunu diye değil. Birinci rekatta inna atayna'yı okusunlar, ikinci rekatta kul huvallahu ehad okusunlar. Namaz bitecek, duamızı yapacağız. Dua bittikten sonra lambaları söndüreceğiz. Yatağa gireceğiz, dünya kelamı konuşmadan sağ tarafımıza yatacağız. Neden sağ taraf? Peygamber sağ tarafına yatmayı tavsiye etti onun için. Ya biliyorsunuz insanın kalbinin rahat etmesi lazım. Sağa yatarsanız rahat ediyor, sola yatarsanız rahat etmiyor. Onun için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sağ elini başının altına koyar idi. Aynı zamanda yastık yapardı onu ve şu elini de uzatır idi. Biz de mezara koyduğumuz insanları aynı şekilde böyle sağ tarafına yapıp, dikkat ettiyseniz mezar kazıldı ya, dip tarafı açtılar. Dip tarafı. Oraya lahit denir. Yani kazdıkları 1 metre mezar size ait değil ha. O içeride oyduk ya, o oyuk bize ait. O oyuğa iterler bizi. Böyle o oyukta çürümeye devam edersin. Evet. Allah iman nasip etsin orada. Niyet ettim Allah rızası için hacet namazını kılmaya. Allahu Ekber. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik ve tebarek esmük ve teala cedduk ve la ilahe gayruk. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke nâbüdü ve iyyâke nestaîn. İhdine sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veled dâllîn. Amin.
İnna a'taynakel kevser fesalli li rabbike venhar inne şanike huvel ebter. Allahu ekber. Sübhane rabbiyel azim, sübhane rabbiyel azim, sübhane rabbiyel azim. Semi Allahu limen hamide. Allahu ekber. Sübhane rabbiyel ala, sübhane rabbiyel ala, sübhane rabbiyel ala. Allahu ekber. Allahu ekber. Sübhane rabbiyel ala, sübhane rabbiyel ala, sübhane rabbiyel ala. Allahu ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve lattallin amin. Kul huvallahu ahad, Allahus samed. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad. Allahu ekber. Subhan rabbiyal azim, subhan rabbiyal azim, subhan rabbiyal azim. Semi Allahu limen hamide. Allahu ekber. Subhan rabbiyal ala, subhan rabbiyal ala, subhan rabbiyal ala. Allahu ekber. Allahu ekber. Subhan rabbiyal ala, subhan rabbiyal ala, subhan rabbiyal ala. Allahu ekber. Ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuhu. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi s-salihin. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema sallayta ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema barakta ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Allahümme rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kina azaben nar. Birahmetike ya erhamer rahimin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Allahümme entes selam ve minkes selam. Tebarekte ya zel celali vel ikram. Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim der. Allahü la ilahe illa huvel hayyul kayyumu okuruz. Efendim onu okumadan da dua yapabiliriz. O bittikten sonra arzu edersek tesbih çekeriz, arzu etmezsek çekmeyiz, bunda tesbih yok. Ondan sonra da açarız elimizi semaya, gönlümüzü de Mevla'ya açarız. Ne istiyoruz? Ya Rabbi kızıma koca istiyorum, ya Rabbi oğluma gelin istiyorum, ya Rabbi ev istiyorum, ya Rabbi araba istiyorum, ya Rabbi helal kazanç istiyorum, ya Rabbi işim yok iş istiyorum, aşım yok aş istiyorum. Ne söylerseniz, neye ihtiyacınız varsa onu Allah'tan istersiniz. Hacet namazının ismi budur. Onun içinde neye ihtiyacınız varsa onu istersiniz. Ben hocam, hiç hacet namazı kılmadım, iyi mi? Ciddi misiniz? Evet. Hocam, Allah her istediğimi şey verir de onun için. Kalkmıyorum, tamam, kalkmıyorum. Evet. Peki bizim isteğimiz bir başkasının hayrına değilse? Ha bizim ya şimdi ben daima meşru olan bir şeyi isterim. Başkasının hayrına olmayan bir şey demelisiniz ki bana, ben ona göre söylemeliyim. Ne bileyim, ne olabilir? Başkasının hayrına, benim hoşuma gider ama bir başkası mesela boşanma davası var ortada. Hayır ama ben boşanmak istiyorum. Evet. Karşımdaki insan boşanmak istemeyebilir. O onun problemi. Ha, bir de o var. Kendin tabii, için istiyorsunuz. Tabii ben bir başkası kendim, için de isteyebilir misiniz? Bu benim misiniz? Kendim içindir. Ha, oğlum için hacet namazı, kızım için hacet namazı. Ekmeği kendi elimle yersem karnım daha rahat doyar. Başkaları bana yedirirse karnım gene doyar ama kendi elimle yediğim gibi olmaz. Hacet namazı adı üstünde kişinin kendi ihtiyacıdır. Kendi ihtiyacını kendisinin istemesi lazım Allah'tan. Evladı ayrılmak üzere olan bir anneyi düşünün. Evet, evladı ayrılmak üzere olan bir anne hacet namazı kılar ve der ki, ya Rabbi ben bu gelinimden çok memnunum ama oğlum yaramazlık yapıyor. Sen bunların gönüllerini ıslah et diye dua edebilir. Ya Rabbi ben oğlumu çok seviyorum ama gelinim çok yaramaz. Yaramaz olduğu için oğlumu bundan kurtar ya Rabbi diye dua edebilir. Bunlar gayet doğal şeyler, olan şeyler bunlar. Olmayan şeyler değil ama gelin kaynana kıyamet gününde hesaba çekildiğinde dünyadaki mızmızlıklarından dolayı hesaba çekilmemeli. Evet. Kendi kişisel enelerimizi tatmin edeceğiz diye gelinlerimize, çocuklarımıza, torunlarımıza, kızlarımıza
efendim damatlarımıza kendi kaprislerimizin kurbanı yapmamalıyız. Yarın Allah huzuruna vardığımızda El-Yevme Nahtimu Alâ Efvâhim Yasin suresinin 65. ayeti. Ağızlarınızı mühürleyeceğiz. Ellerinizi konuşturacağız. Ayaklarınızı da ellerinizin konuştuğuna şahit yapacağız diyor Allah Teala. Dünyada ne kazanmışsanız diyor. Onun için Ya Rabbi ben geldim huzuruna kulum. Senin evinde bir gelinin vardı. Sen bu gelinine olmadık iftiralar attın derse Allah. Veya sen bir eve gelin gittin. O eve uyum sağlaman gerekir iken etlisine karıştın, sütlüsüne karıştın. Ondan aldın lafı ona götürdün. Öbüründen aldın Berike'ye götürdün. Kocanı ayarladın, ettin, tuttun. Oğlundan ayırdın, kızından ayırdın. Allah'ım. Bütün bunların hepsinin hesabı var. Hepsinin hesabı olduğu için kaynana olanlar, kaynata olanlar, gelin olanlar, damat olanlar bütün bunları düşün. Ya ben kendi günahımı çekemiyorum Zahide Hanım. Bir de gelinin günahını mı çekeyim Allah aşkına ya? Allah korusun ya. Ben onun niye günahını çekeyim ya? Olursa olur, olmazsa olmaz. Dil konuşuyor, akıl düşünüyor. Tabii tabii tabii. Onun için akıllı hareket etmek lazım ve iki günlük dünya işte geldik, işte gidiyoruz. Ya. Yürü bire yalan dünya, sana konan göçer bir gün. İnsan bir ekin misali, seni eken biçer bir gün. Arkadaş hoş seda bırakıyor musun? Hoş seda bırakıyor. Ah gelinim dediği zaman kaynanası hayatta kalmışsa, gözü yaşarıyorsa o gelin cennetliktir. Ya. Aa benim kaynanam deyince gelinin gözü yaşarıyorsa o kaynana cennetliktir. Onun için de bunu böyle değerlendirmek lazım. Kötülüğü herkes yapar. Biz peygamber ümmeti sallallahu aleyhi ve sellemin biz iyilik yapmak durumundayız. Hani dedi ya peygamberleri gönderdi de iki tane peygamberi. Leyyinen diyor ayette Kur'an'da. Leyyinen yani yumuşak konuşun. Yumuşak. Ve ene rabbükümül âlâ dedi. Firavun var mı vaktim Hacı Ali? Vaktim var mı? İki dakika. Var. İki dakikaya bitiririm ben. Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri namaz kılıyor sabahleyin. Peygamberimizin arkasında. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sureyi okudu. Bu surede de ene rabbükümül âlâ yüksek bir yere çıktı. Ben sizin Allah'ınız değil miyim dedi Firavun. Hazreti Ömer bu ayeti duyunca manasını anlıyor. Vallahi benim onun zamanına yetişseydim kellesini uçururdum dedi. Aman. Namazda ya. Namaz bitti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem rivayet o. Peygamberimiz dedi ki bir dünya kelamı konuşuldu. Kimdi bu? Hazreti Ömer kalktı. Benim ya Resulallah. Onun zamanına yetişsem vallahi kellesini uçururdum dedi. Dedi ki ya Ömer ben anlıyorum senin imanından gelen bir cüret bu ama dünya kelamı namazı bozar git namazını iade et dedi. Hazreti Ömer namazını iade etmek için öbür köşeye giderken hüzünlendi. Ya benim sabahleyin son kıldığım sabah namazıysa peygamberin arkasında benim halim ne olur dedi. Ve Cebrail aleyhisselam geldi dedi ki ya Muhammed biz Ömer'in namazını öylece kabul ediyoruz dedi. Bunlar cennette müjdelenmiş sahabilerdir. Bunlar önümüzde örnekken gelindi, kızdı, kaynanaydı. Allah canlarını almasın hadi. Peki hocam. Ya dur hadi yine finalde bana kızıyor görüyor musun? Ben bir şey yaptım mı? Yok canım ben bir şey dedim yok. Allah Allah, Allah. Hocam, hadi. Amanin. Sen şimdi, benimle böyle otursa bir daha kalkamazsın. Yok hocam sen 70 yaşında maşallah yani sizin yanınızda biz hiç. Peki şimdi bir şey söyleyeceğim. Normalde biz köpeğin kediyi takibine alışkınız. Evet. Değil mi? Normalde kedi köpekten kaçar. Sabah namazına kalkmaz ama köpeği gezdirmeye kalkar. Kedim var. Hadi ben söyleyeceğimi söyleyeyim yine tamam. Artı bütün. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bak hocam ben ne yapacağım? Evet. O zaman sen anons et hadi bakalım hocam. Hayır ama. Rica edeceğim senden. Ben bir şey, sen bir de bana İzmit'e gidecekmişsin. Ne işin var İzmit'te? Bunu söylesene bana. Doğru. Çok yaşayın. Kocaeli'ne gideceğim. Hafta sonu pazar günü Kocaeli'nde kitap fuarı var. Oradaki izleyicilerimizle buluşacağım. Herkesi Kocaeli'ne bekliyorum. Söyleşmek için, can can olmak için, yan yana olmak için bir vesiledir kitap fuarı. Pişmaniye isteriz. Zevkli hocam her zaman. Tamam. Ne isterseniz getiririm. Evet, siz emredin. Isteriz, tamam. Şimdi kedi köpeği kovalarsa hatta ona öyle bir yaklaşıyor ki ben kediye şaştım kaldım. Köpeğin de korkusuna şaştım kaldım. Buyurun izleyelim. Köpek çocuğa saldırdı. O çocuğu bir kedi kurtardı. Olay anında yaşananlar saniye saniye ekrana geliyor. Bu inanılmaz olay Amerika'da gerçekleşti. Kaliforniya'da bir kadın evinin bahçesinde çiçekleri suluyordu. 4 yaşındaki çocuğu da bisikletle hemen evlerinin önünde sokağa çıktı.
Ne olduysa o an oldu. Yan villanın bahçesinde saldırgan bir köpek tasmasından kurtuldu. Komşunun köpeği minik çocuğu fark etti. Evin önündeki aracı siper alarak resmen çocuğu izlemeye başladı. Daha sonra köpek park halindeki cipin etrafında dolaştı ve küçük çocuğa arkadan saldırdı. Köpek çocuğun bacağından yakalayıp sürüklemeye çalıştı. Ve işte kimsenin tahmin bile edemeyeceği beklenmedik bir olay yaşandı. Evin kedisi bağırışlarla bahçeden bir ok gibi fırladı. Önce vücuduyla köpeğe çarparak hayvanı çocuktan uzaklaştırdı. Ardından da köpeği işte böyle kovaladı. Kedinin, çocuğunun ve köpeğin bağırışlarını anne duydu. Durumu fark etti ve aniden sokağa fırladı. Çığlıklar atan minik yavrusunun yardımına koştu. Ancak büyük tehlikeyi kedi önlemişti. Çocuk ayağından yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Güvenlik kamerasının saniye saniye kaydettiği olay, sosyal paylaşım sitelerinde günün en çok konuşulan konusu oldu. Bir kedi ya, bir kedi. Bir kere ben o çocuğa hayvan sever birisi olarak nasıl diyeceğim? Köpek sev, çocuğun ödü patladı ama orada. Sadık, ama hayvan, sadık. Sadık. Bak İzmit'in ama çene kedi. Suyu meşhur, çene suyu. Neyi hocam? İzmit'in çene suyu da meşhur. Çene suyu tabii. Bu. İzmit'in benim ihtiyacım var suyu. Bilmiyorum. Bir pişmaniye dedik, bir de çene suyu diyoruz ama. Ha, peki arkadaşlarımla verdiler. Nereye gitti bu şeyi, hani yemek pişecek? Kocaeli Kitap Fuarı'nda kitap sever dostlarla buluşacağız. Kocaeli'ndeki dostlarla buluşacağız. Hepinizi bekliyoruz Kocaeli'ye. Can can olmak için, yan yana olmak için önemli günlerden geçiyoruz. Beraber olmak, yakın olmak çok kıymetli bizim için. Bekliyoruz efendim Kocaeli Kitap Fuarı'na. Teşekkür ediyorum hocam. Ne emrederseniz. Estağfurullah. Ne emrederseniz hepsini getiririz. İstanbul'da 11 tane kilise camiye çevrilmiş durumda. Peki bu kilise olup da sonradan cami olan ibadethanelerde namaz kılmak günah mıdır diye bir izleyicimiz sormuş. Şimdi buralar kul yapısı, Allah yapısı değil. Orayı kilise olarak yapanlar kendilerine göre ibadet için yaptılar. Ama orada artık ibadet edilmez hale geldi. İbadet edilmez hale geldiği için veya fetihten sonra Fatih, Ayasofya başta olmak üzere bir kısım kiliseleri camiye çevirdi. Mesela bu demin verdiğimiz Arap Camii de onlardan bir tanesi. Dolayısıyla bu camilerin bu kiliseler camiye çevrilip cami haline getirildikten sonra kıbleleri de doğru tespit edilmiş ise orada namaz kılınmaz diye bir şey yok. Sadece kiliselerin duvarlarında resimler var. O resimler kapatılır. Efendim o resimler kapatıldıktan sonra, üzeri sıvandıktan sonra ki tarihi yerlerde bu tip hatalar da var zaten. Efendim o şeylerin üzerleri kapatılınca namaz kılınabilir, onun bir mahsuru yok. Peki biz mesela ben de öyle yurt dışına ne zaman çıksam kiliseleri de dolaşıyorum. Burada da pek çok kiliseye gitmişim. Yani gidip görmekte fayda var yani. Bir camilerin tabii. Benim için hani Allah-u Teala'ya her yerden her yerde tabii. Bir de şunu düşünmeli saygıdeğer seyircilerimiz. Camilerin aydınlığı ile kiliselerin o basık havasını bir mukayese etmeliler. Şimdi bir Süleymaniye'ye gittiğinde, bir Sultanahmet'e gittiğinde şöyle bir için açılır. Git o Köln'de kocaman bir hangar var orada. Git oraya, kilise var orada bir tane. Hangar tabiri derler ya, büyük olduğu için. Kiliseyi küçümsediğimizden veya ona hakaret etmek asla için değil. Asla bizim her dine, her geniş olduğu için filan. Mesela orada bayağı sıkıcı bir hava vardır. Böyle karanlıkımsı bir hava vardır. Ama bizim camilerimiz öyle bir hava. Mesela burada kiliseden çevrilen camiler vardır. Küçük Mustafa Paşa'da vardır. Orada bizim Hüseyin Karagöz olduğu bir hocamız vardır. Mekanı cennet olsun mekanı onun. Cennet olsun. Efendim o bize Kur'an dersine geldi. 61, 62, 63 yıllarda. Onun bulunduğu cami kiliseden dönme camiydi. Çok peki, karanlık. Peki figürler ve haç işaretleri. Onlar kapatılırsa üzeri mahsuru yok. Onların Zahide Hanım. Kapatıldı mı mahsuru yok. Peki efendim, ara veriyoruz. Az sonra devam edeceğiz. Hoşçakalın.